Selamlar herkese ben Beyaz Kurt. Sabah sabah mikrofon başında oturduğum ve sizlerle çok alışık olduğunuz bir durum hakkında konuşacağım. Zamlar Aa, ne kadar şaşırdınız değil mi? Beyaz kurt zamlar hakkında konuşuyor. Hayır, tabii ki de şaşırmadınız çünkü doların en başından sonuna kadar gelişmesini, yükselmesini benimle beraber zaten görmüşsünüzdür muhtemelen. Aa, ha, eski günler be. Kaçtı ya dolar? 8,5 falan da sanırsam ben bu işe başladığımda. Dolar 9,5 oldu, 10 oldu, 11 oldu, 12 oldu. Hatta bir aralar 18,5'a kadar çıktı, sonra 11'e düştü ve tekrardan 14 oldu. Güzel günlerde be. Gerçi güzel günlerde diyorum böyle dedeler gibi konuşuyorum da kaç ay öncesi falandı yani. Ve farkında mısınız bilmiyorum ama ne kadar pozitif bir insan olsam da yani ben öyle olduğumu düşünüyorum. Sizlere bu süreçte neredeyse hiçbir tane iyi haber veremedim. Çünkü ülkemizde maalesef ki iyiye giden bir tane şey yok. Bak spor konusunda kötüyüz, ekonomide kötüyüz, üretimde kötüyüz, ulan her şeyde kötüyüz ama niye ya? Hatırlar mısınız bilmiyorum bir ara bir tane YouTuber vardı hatta çok fazla ünlenmişti o zamanlarda. Venezuela hakkında bir tane video yapmıştı ve yanlış hatırlamıyorsam eğer 3-5 dolar karşılığında bir tane otel kalabiliyordu. Ve sadece birkaç dolar kullanarak Venezuela'da binlerce şey satın alabiliyordu ve bunlarla geçinebiliyordu. Ama aynı şeyi maalesef ki Venezuela'daki insanlar yapamıyordu çünkü buna enflasyon deniyordu. Daha birkaç ay öncesinde bu videoları izlerken şu anda o videoda yaşanan şeyleri resmen yaşıyoruz. Yeri geliyor markette ürün bulamıyoruz bakın Venezuela ile şu anda tamamen aynı gibiyiz. Ya bulsak da zaten bazen paramız olmuyor. Ona da neyse ki güzel bir çözüm üretmişler. Taksitle yağ alabiliyoruz. Bakın düşünsenize ya bir market satılan ürünü taksitle alabiliyorsunuz. Yani ilerleyen zamanlarda taksitle çikolata alabileceğimiz bir dönemi düşünün. Çok komik olurdu değil mi? Emin olun bir zaman makinesi icat edilse ve 10 sene öncesine dönsek, sokaktaki insanlara 10 sene sonrasında taksitle yağ alabileceğimizi söylesek, yemin ederim bize çok gülerlerdi ya. Geçenlerde çok merak ettiğim için farklı ülkelerin gündemlerine falan baktım işte. Bakayım gündemlerinde bunların ne var? Neleri konuşuyorlar? Neler hakkında sohbet ediyorlar falan. Ben mi çok şanssızım yoksa sadece Türkiye mi böyle bilemem fakat bir tanesinin bak bir tanesinin gündeminde enflasyon yok ya. Hani malum partiler sürekli derdi ya işte eskiden yağ kuyrukları vardı, yok ekmek kuyrukları vardı, hastaneye gidemiyorduk, şu vardı, bu vardı falan. O saydıklarının hepsi şu an yavaş yavaş gerçekleşiyor farkında mısınız? Ve kendileri sürekli yeni argümanlar üretmeye devam ediyor. İşte kardeşim ya durumumuz çok kötüyse olsun. Biz Türk'üz. Türk'ün gücünü göstereceğiz, dayanacağız. Ya dayanmak zorunda değiliz ki. Dayanmak zorunda değiliz yani. Türkiye'nin bu duruma düşmesinin tek bir sebebi var. O da zaten belli. Bizim bu sistemi nasıl değiştireceğiz? ceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Aslında o da belli ama çok da fazla açık konuşamıyorum yani. Siz anlamışsınızdır muhtemelen. Ya bizde bu arada şöyle de bir şey var. Bilmiyorum bunu sadece ben mi fark ettim? İlla aranızda fark edenler olmuştur ama Türkiye'nin durumu ne zaman daha kötüye gitse bazı geri kafalı insanlar Malum partiye o kadar fazla bağlanıyor. Yani atıyorum mesela bir gün geldi ve Türkiye'nin ekonomisi böyle şahlandı. Harbiden çok iyi oldu ama bayağı bir geliştik, gelişmiş bir ülke olduk. Ben eminim ki bunu sağlayan partiye halk bu kadar bağlanmazdı. Ama şu anda ne oluyor mesela? Türkiye'nin ekonomisi düşüyor, yağ fiyatları artıyor, zam geliyor falan. Bizim millet hemen şöyle bir savunma yapıyor. Asıl şimdi birlik beraberlik olma zamanı. Sımsıkı tutunacağız, bu günleri de atlatacağız. Ya birader biz kime karşı koyuyoruz ki yani bu savaş falan mı? Ne abi bu? Yemin ediyorum bu insanlar ekonominin asıl katili ama henüz bunun farkında değiller. Dünya bizimle taşak geçse de bu insanlar Avrupa'nın bizi kıskandığına inanıyorlar hala. Neyse gençler ben daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Zaten çok klasik bir videoydu. Kanalımızın klasiğidir yani. Zamlar hakkında video yapmazsam olmaz. Geleneği bozmuyoruz. Zamlar hakkında video video yapmaya devam ediyoruz. Hiçbir zaman bu kanalda indirim hakkında video görmeyeceksiniz. Ben buna eminim yani şu anda. Ha inşallah görürsünüz ama çok da fazla ümit etmeyin bence. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.